Mehmet Hacet Hayaldi kabus oldu. Siyasetin son 5 ayının panoramasına baktığımızda bu 5 ayın başlangıcıyla geldiği nokta son derece dikkat çekici bir fotoğrafı önümüze koyuyor. Gelin bu fotoğrafa birlikte bakalım. 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinden sonra iktidar cephesinde ciddi bir moral bozukluğu, muhalefet kanadında ise tam tersi büyük bir coşku havası esmeye başlamıştı alternatif politikalar üretip umut üzerinden siyaset yapmak yerine, çatının iktidar partisinin üzerine çökmesi beklentisiyle hareket eden, bu anlamda yıkıcı gelişmelere bel bağlayan çevrelerde, ülkenin üç vakte kadar yönetilemez hale gelmesi ümidi ortaya çıktı. Bu siyasi ahlaka sığmayan, vatanseverlik duygusunun asgari koşullarını bile sağlayamayan, korkunç bir anlayış. Ama öyle işte, ağırlıklı olarak CHP ve HDP içerisinde kümelenen ülkenin durumunun ne olacağı önemli değil. Yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin düşüncesinden beslenen bir damar var karşımızda. Arzu edilen şuydu. Amerika S400 füzeleri nedeniyle ağır yaptırımları uygulayacak, dolar başına alıp gidecek, piyasa altüst olacak, ekonomi yönetilemez hale gelecek, yani çatı iktidarın üzerine yıkılı verecekti. Temmuz ayında bu senaryoya uygun düşecek şekilde kara bulutlar toplanmaya başlamıştı da ama olmadı. Olmadığı gibi bir süre sonra rüzgar tersinden esmeye başladı. Havayı değiştiren, iktidar cephesine moral veren, karşı tarafta hayal kırıklığı ve panik üreten kritik gelişmeler oldu. İyi Parti'nin yeni pozisyonu Millet İttifakı'nda ilk çatırdama Eylül ayına geldiğimizde Millet İttifakı'nda İyi Parti'nin CHP HDP ile birlikte hareket edecekse bundan sonra biz bu bileşende yer almayız çıkışıyla ilk kırılma ortaya çıktı. Bu yeni durum CHP'nin hiç arzu etmeyeceği şekilde HDP ile baş başa kalması anlamına geliyordu. Ama iş orada bitmedi. Bir süre sonra CHP'ye karşı HDP içinden de homurdanmalar yükselmeye başladı. 8 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasına bir gün kala, meclis grubunda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iç dünyasında yaşadığı yangın, dış sesine çelişkiler yumağı olarak yansıdı. O konuşmanın yapıldığı gün, mecliste Barış Pınarı Harekatı için tezkere oylaması yapılacaktı. Kılıçdaroğlu konuşmasını tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz sözleriyle tamamladı. Bu ifade, iki arada bir derede kalmışlığın net bir tezahürü olarak ortaya çıktı. Harekata destek verse HDP'yi küstürmüş olacaktı, destek vermese parti içinde ve taban nezdinde çok zor durumda kalacaktı. İçimiz yana yana evet diyeceğiz cümlesi vaziyeti idare etme çabasına tekabül ediyordu. O bir kere olur artık kimse bağrına taş basmayacaktır. Ancak bu iki cami arasında kalmış beynamaz tutumu HDP'nin anlayışla karşılaması da beklenemezdi. Nitekim öyle de oldu. Cezaevinden Avrupa'da yayın yapan Yeni Özgür Gündem gazetesine demeç veren HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP'ye olan tepkisini, günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır, o bir kere olur dedi. Demirtaş 23 Haziran öncesi HDP tabanına çağrı yaparak, gerekirse bağrınıza taş basın CHP adayına oy verin çağrısı yapmıştı. Şimdi CHP'nin tezkere oylamasında evet oyu kullanması nedeniyle, bir daha adayınıza destek vermeyiz demiş oluyordu. Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı, Amerika'nın yaptırım tehditlerinin tavsaması, döviz piyasalarındaki istikrarlı görüntü, yaz aylarında iktidar üzerinde toplanan kara bulutların dağılmasıyla sonuçlandı. AK Parti çevrelerindeki moral bozukluğu havası önemli ölçüde dağıldı. Buna karşılık 23 Haziran'dan bu yana geçen 5 ayın sonunda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2017 referandumundan başlayarak başarılı bir şekilde kurguladığı ittifak çatısı ciddi hasar almış oldu. CHP açısından iktidarın üzerine gökten taş yağmasını beklerken iki ayrı partneriyle ayrı ayrı sorunlar yaşamanın dışında kendi krizine gömülen bir parti görünümü ortaya çıkmış oldu. Unutulan rakibini kendi elleriyle büyütmek Son günlerin popüler tartışma konusunun böyle bir hikayenin son halkası olarak düşündüğünüz takdirde bu tartışma daha anlamlı hatta biraz da eğlenceli hale geliyor. 23 Haziran sonrası başarılı bir kombinasyonla sonuç alabildiğini gösteren CHP Genel Başkanı'nın yerine, parti içi muhaliflerine acemice operasyon çekmeye çalışan, günün sonunda boş havuza atlamanın ceremesini çeken bir Kılıçdaroğlu kalmış oldu. Partimiz Beştepe'den dizayn edilmeye çalışılıyor algısına hizmet edecek bir haber üzerinden safları birleştirme çabasına girişmişken gömmeye çalıştığı rakibini güçlenmiş halde karşısında bulmak. Bir insanın, bir siyasi'nin kendisine bu kadar kötülük edecek böylesi yeteneklere sahip olması herkese kısmet olmaz. Mehmet Acet Yeni Şafak